Günaydın, iyi sabahlar. Haftanın son iş gününde ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Erdoğan Turan günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. Önce her zaman olduğu gibi günün önüne çıkan başlıklarına bir bakalım. Sonra Ankara gündemini alacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Gazetelerin manşetlerine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne mesaj. Güneydoğu Avrupa İşbirliği zirvesinin açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. E, ee, karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada. Diğer taraftan Avrupalıları Türkiye'de tatile davet ediyorum mesajı da dün yine öne çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan mesajlardan bir tanesiydi. Beyaz Saray'dan açıklama var Erdoğan ve Biden Afganistan konusunda anlaştığı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, hafta başında Brüksel'de bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden. Burada Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamada Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Bursalı iş insanlarıyla görüşecek. iş dünyasıyla buluşma programına iştirak edecek. Valiliğe, belediye başkanlığına, vergi dairesi başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Faizde bir değişiklik olmadı. Mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir ifadesi metinde yer aldı, vurgulandı. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı yalın senatodaki sunumlarına devam ediyor. Ee, hiper enflasyon riski altında değiliz. E, ...hiper enflasyon riski altında olduğumuza inanmıyorum. Ben de dahil olmak üzere çoğu ekonomistin pandemiden sonra ekonomimizin tüm hızıyla... ...geri dönerken geçici olacağına inandığı birkaç ay yüksek enflasyon yaşadık dedi. İran Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Bir taraftan da İran'da halk 13. Cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidecek. E, bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Şimdi Ankara'nın gündemini alacağız. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda. Murat günaydın sözü sana bırakalım. Günaydın. dün itibariyle Türkiye'de aşılamada yeni bir rekor kırıldı. Sadece Türkiye'de değil aslında bu rekor. Dünyayı da kapsayan bir rekora imza attı Türkiye. Çünkü günlük neredeyse 1.6 milyona yaklaştı aşılama sayısı. 1 milyon 582 bin 232. Dün gece itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakam bu. Ve 38 milyon 876 bin aşı yapıldı ki sabah erken saatlerdeydi bu sayı yaklaşık şu an 39 milyona yaklaşmış görünüyor verilere bakıldığında aşılanan sayısı. Ve bugün 40 milyonun aşılması içten bile değil. Yani birkaç gündür her gün artan oranlarda aşı yapılıyor ve bunlar da beraberinde işte bu rekorları getiriyor. Diğer bir rekordan bahsetmiştik. O da e, dünya genelinde 1 milyon nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı yer dün itibariyle Türkiye e, oldu. Bunda elbette hem e, sağlık çalışanlarının e, yoğun çabası hem e, aşı merkezlerinin e, sayısının çok olması ve elbette aşı tedarikinin e, hızlı bir şekilde devam etmesi bu performansta etkili oldu. Elbette bu aşılamanın sonuçları da kendini gösteriyor. Dün yine il bazında bir haftalık 100 bin kişide vaka sayılarına ilişkin rakamlar da açıklandı. Orada da ciddi düşüşler var. Düşmeye de devam ediyor. Bu rakamlara bakıldığında İstanbul geçtiğimiz hafta 63.93'tü ki bir önceki hafta ve geçtiğimiz hafta 55,20'ye Düşmüş görünüyor. Ankara'da da düşüş var ama Ankara maalesef diğer illere kıyasla düşüşler oldukça yavaş. Bir önceki hafta 99,50 idi. 100 bin kişide vaka sayısı. Bu rakam ancak 94.087'ye düşmüş görünüyor. Diğer büyük illere göre oldukça yavaş bir eğilim söz konusu. Ankara'da bunun altını çizmekte. E, fayda var. İzmir'de ise e, 41,23'ten 32,4'e düştü ki üç büyük şehirde en düşük e, oranlar İzmir'de. E, bunun da altını çizelim. Dediğimiz gibi bugün yeni bir rekor kırılabilir. Özellikle 40 milyon e, barajın mutlaka aşılacaktır. Öyle görünüyor son günlerdeki bu aşılama eğilimi ee, bu şekilde devam ederse bugün de yeni rakamlar göreceğiz. Tabii bu e, de, bahsettiğimiz gibi sağlık çalışanlarının özverisi bunda etkili oldu ve bu özveri de karşılıksız kalmadı. Dün itibariyle Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge göndererek e, bu kapsamda aşılama merkezlerinde çalışan sağlık personellerine ek ödeme yapılmasına e, karar verdi. E, bu kapsamda tabipler için %30, tabip dışı sağlık personeli için %100 artırımlı olarak ek ödeme uygulanacak genelge kapsamında. Dediğimiz gibi bu özveri karşılıksız kalmayacak. Ayrıca ikinci ve 3. basamak sağlık tesislerinde çalışan sağlık personeli için de 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle bir ek ödeme söz konusu olacak. Dediğimiz gibi çok geç saatlere kadar yoğun bir tempoyla sağlık personeli ciddi bir performans sergiliyor. Sağlık Bakanı da birkaç gündür paylaşımlarıyla bunu aslında onura ediyor. Bir gün içerisinde 200'den fazla tek başına aşı yapan sağlık çalışanları var. Bunları da açıkçası tebrik etmek gerekiyor. Onlar sayesinde bu süreç oldukça hızlı ilerliyor ve bu özveri de karşılıksız kalmayacak. Onu söyleyelim. Diğer taraftan bugün uzun zamandır beklenen 4. yargı paketi. ...meclis başkanlığına sunulacak. Yargı paketi içinde birçok şey barındırıyor ama... ...özellikle vergi borçlarının ilişkinde... ...yeni bir düzenleme getiriyor. Vergi borçlarında da artık... ...etkin pişmanlık uygulaması gelecek. Yargı paketinin yasalaşması durumunda. Mevcutta etkin pişmanlık hakkından yararlanabilmek için... ...suçun ortaya çıkmama çıkmadan önce kişinin başvurması gerekiyor etkin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için yani suçun tespit edilmemiş olması gerekiyor. Ama bu uygulamayla birlikte e, bu sistemde değişecek vergi suçlarında da e, etkin pişmanlık e, gelecek. Eğer yargısal süreç başladıktan sonra bir etkin pişmanlık e, olursa vergi borcu üzerinden %50 indirim uygulanacak. E, yine yargısal süreç başladıktan sonra eğer etkin pişmanlıktan, bu kişi yararlanırsa, vergi mükellefi yararlanırsa indirim oranı %25 olarak e, uygulanacak. Yani etkin pişmanlık kapsamına vergi borçları da girecek ve bir anlamda biraz daha esnetilmiş olacak. O da bugün itibariyle meclis başkanlığına sunulmasını beklediğimiz düzenlemelerden bir tanesi. Evet, Murat Hocaya teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için Murat'ın e, aslında başta söylediği gelişme, yani e, bir... Rekor aşılamadan bahsediyoruz. 1.5 milyonu aşmış, 1.6 milyona yaklaşan bir aşılama söz konusu. Ee, e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son attığı e, sosyal medyadan attığı mesajda bugün 1.5 milyonuncu doz aşı saat 21.43'de uygulandı. Aşı ordumuz 2 saat 17 dakika içinde 82.232 doz aşı daha yaptı. Böylece 24 saatte 24 saat içinde 1 milyon doza ulaşıldı şeklinde bir mesaj paylaşmış Murat Uluçu da aktardı. Bu bir rekor. Çok ciddi, çok özverili sağlık çalışanlarının çalışması söz konusu aslında. Yani ve bu özverili çalışmaları sadece hani bu aşılama döneminde değil, pandemi başladığı günden itibaren işte geçen yılın Mart ayı mıydı? Evet. Artık tarihleri de arası Şubat, Şubat Mart ayıydı ee, yani bir buçuk yılın üzerinde e, canhıraş şekilde çalışıyorlar çok özverili çalışıyorlar dolayısıyla bir de şu dönemde ciddi bir hani e, ilgi var 35 yaş üstü aşılanıyor SGK e, kayıtlısı tüm çalışanlar aşılanıyor e, bir yoğunluk söz konusu o yüzden de e, sağlık çalışanlarının yükü biraz daha e, arttı biraz o kalabalıkta biraz sağlık çalışanlarına da yardımcı olmak, anlayış olmak gerekiyor. Yine çok teşekkür etmek gerekiyor onlara. Minnettarız. Teşekkürler tabii. Ve aşılamada iyi noktalara gelmeye başladık. Sevindirici tablolar görüyoruz. yani Hızlı bir mesafe dikkat etmeye başlıyoruz. Bu da işte Temmuz ayı için beklentilerimizi öne çektirdi. Yakında ilk dozda toplumun büyük bir kısmının aşılandığını göreceğiz. Ve işte yaz bitmeden büyük ihtimalle çok yüksek ihtimalle toplumun %70'i aşılanmış olacak. Bu bizim için iyi haber. Fakat dışarıdan gelen haberler çok iyi değil. İşte İngiltere'den tekrar e, bu delta mutasyonu ile ilgili açıklamalar var. E, Biontech'ten, Uğur Şahin'den bu konuda ilgili açıklamalar var. Dördüncü dalgadan bahsediliyor. Yorulduk, bıktık ama e, henüz bu konuda zafer ilan edemeyen dünya. Tam olarak salgını geride bırakamamış haldeyken de gevşemek mümkün değil. Aşı bizim için büyük bir avantaj ama bu avantajla bu savaştan çıkmamız mümkün değil. Yani tedbirli olmaya devam edeceğiz. Yani e, şimdi bahsettiğin gibi İngiltere'de COVID-19 vaka... Arkadaşlardan şey de isteyelim bu arada. E, Uğur Şahin'in açıklamalarını gazeteden de birazdan okuyacağız. İngiltere'de COVID-19 vakaları Şubat ayından beri ilk kez 11 bini geçmiş yani İngiltere çok ciddi bir mesafe kat etmişti. E, aşılama konusunda normalleşmeye geçilmişti. Ama yeniden 11 binin üzerine geçmiş Şubat ayından beri ilk kez vakalar. Evet. Rusya'da da tablo tersine dönmüş durumda. Orada da vakalar. Rusya'da da va vaka artışı söz konusu. Ciddi bir vaka artışı. İngiltere tüm yetişkinleri COVID-19 aşılarını yaptırmaya çağırmış. Cuma günü 18 yaşın üzerindeki herkese COVID-19 aşılarını aç açacakmış İngiltere. Ee, herkesi çağırıyor ama dediğimiz gibi 11 bin sınırını aşması da Şubat ayından beri ilk kez ee, bu da tabii ki önemli. Peki Uğur Şahin ne demiş? Sen de biraz e, bahsettin. Nüfusun yarısının çift doz aşı olduğu İngiltere'de vaka artış hızlandı. Normalleşme adımlarını izleyen bu değişim salgında yeni dalga endişesine neden oluyor. Aşıların mutasyonlarına karşı koruduğu kanıtlansa da Profesör Doktor Uğur Şahin, Biontech'in e, Alman aşı üreticisi Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin e, dikkatli olun diyor. E, i̇lk kez Hindistan'da görülen ve Delta var, varyasyonu olarak adlandırılan mutasyonun artan aşılama oranına rağmen Covid-19 salgını yeniden canlandırabileceği uyarısında bulundu. Önceki gün Amerika'nın Ekonomi Konulu Popüler Haftalık Haber Dergisine konuşmuş, yatırım konferansında konuşmuş. Dikkatli olunmaması durumunda bölgelerde dördüncü dalganın görülebileceğini söyledi. Herhalde bu Tüm dünyanın duymak istemek. isteyeceği son şey olabilir yani. Rusya'da da işte diyorlar ki geçtiğimiz yıl Çin'den gelen aşı'nın şekliyle bugün karşı karşıya kaldığımız virüsün mutasyonlu hali daha agresif, daha hızlı yayılan bir türe evrilmiş durumda ve sıkı tedbirler almaya yakınız diyorlar. Aşılamada da hizmet sektörünü işte ulaştırma sektöründe çalışanlarını öne çekmeye çalışıyorlar. Yani ne yazık ki e, tam olarak geride bırakmadığımız bir savaşın daha içindeyken gevşemekten falan bahsetmek mümkün değil. Yani bu yorgunluğu anlıyoruz hepimiz yorgunuz da. E, yorgun olmak aşıyı e, yaptırdık, aşıya ulaştık ve tam anlamıyla rahatlık şey değil, her Neydi? şey serbest değil, olmayacak yani. Evet, Olmamalı. yani bizim dikkatli olmamız, maske, mesafe konusunda yine de elden geldiğince dikkatli olmamız gerekiyor. Aşı olunsa da çift doz aşı olunsa da Çünkü... anlaşılıyor ki bu aşılar da giderek daha küçük yaş grubuna doğru ilerliyor. Hı hı. Daha enteresan haberler durmaya başlıyoruz. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Yani aşısı aşı olmayan insanları çalıştıkları iş yerlerini almamak. Böyle bir tercih artık iş dünyasında belirginleşmeye başlamış. Çok tartışmalı bir konu bu. Çünkü aşı bir avantaj doğru ama aşı olmama hakkı var insanların. Var. Böyle bir durum da var yani. Yani aşı zorunlu değil. Ama bu konu artık insanların işine dokunur hale geldi. Plazalarda çalışacaksanız... işte iki, Fabrikada üç, çalışacaksanız... Fabrikada çalışacaksanız 2-3 bin kişinin olduğu bir binada artık işverende şunu deme noktasına gelmiş e, aşılı olmayan personelim artık benimle çalışmayacak. Bu da çok acı verici. Yani tabii işten çıkartamaz. Öyle bir Nasıl istihdam edecek? Bir iş... fabrika işçisini ne yapacak evinde? E, i̇şten çık çıkartamaz. Yani bu, bu, bu nedenle işten çıkarmak işte e, çok çetrefilli bir konu. Çok çetrefilli bir konu. Yani onu geçen gün de konuştuk, sanayicilerle de konuştuk. E, aşı yaptırmaya kimse zorlanamaz. Böyle bir tabii ki şey yok. İsteyen aşı yaptırıyor, isteyen yaptırmıyor. Tamam, doğru. Ama dediğin de Dediğin konu yani önce sağlık tamam sağlık konusunda kararınızı verdiniz. Sağlıktan sonra ne geliyor? İş, İş geliyor. Şimdi siz bir e, fabrikada bir çalışan olarak düşünün. Siz aşı yaptırdınız. Diyelim ki sen aşı yaptırdın fabrikada çalışıyorsun e, ama diğer arkadaşın beraber çalıştığın arkadaşın yaptırmadı. Tamam o seni aşıya karşı koruyacak ama e, senin yine de Tehdit ediyor, riski atıyor. Rahat Sen olamayacaksın. Rahat olamayacaksın. Evine götürebileceksin belki. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki taşıyıcısın. Aşı olsan da taşıyıcısın. Taşıyıcı zaten olabilirsin. De. Evine zararın olabilir, çevrene zararın olabilir. Bir, çalışan olarak kendini rahat hissetmeyebilirsin. Aşılı olan insan için söylüyorum. Evet. Peki, e, işveren için düşün. O istihdamı sağlayan için düşün. E, yani zaten o insan üretecek, satacak sat para kazanacak, insan çalıştıracak, insanların sigortasını ödeyecek, maaşını ödeyecek. Yani o döngüyü sağlayacak. Kimsenin işi kolay değil. Kimsenin işi kolay değil. O da şunu düşünüyor. Ya zaten zor bir dönemden geçiliyor. Pandemiden çıkıldı. Hani işler açılıyor. Bu işlerin de devam etmesi lazım. İnsanlara benim maaş ödemem lazım. İnsanlara istihdam sağlamam lazım. Üretmem lazım. Para kazanmam lazım. E o, içerideki ama İnsan aşı yaptırmazsa ne olacak? O da başka bir sıkıntı. Evet. İşveren de niye böyle bir şeyin içine girmek istesin? Niye herkes böyle... haklı. Hani herkesin haklı olduğu bir hale geliyor. Evet ama herkes haklı ama... Çözümü de mümkün. Yani öyle şeyle nasıl diyeyim? Kanunla, yasayla falan çözülecek bir şey değil bu. Hı hı. Zorlamayla da olacak bir şey değil. Ama artık hani dedik ki biz hani salgını bugün insanları öldüren, insanları eve hapseden bir konu olarak konuşuyoruz ama... Şöyle şu günden biraz hafiflese salgının başka boyutlarını konuşacağız. Salgın bizi çok başka bir yerlere taşıyor. İşte iş dünyasını, iş yapma şeklini, inşaatma kültürünü falan da değiştiriyor ama daha pandemi geride bırakmadık. Aşı geldi. Kim aşılandı, kim aşılanmadı? İş yerindeki arkadaşım aşılı mı, değil mi? İşveren aşı olmazsam beni işte tutar mı, tutmaz mı? Soruları. Yani i̇şte bir haftadır içeride dışarıda gündemde. Eee Sağlıklı şekilde hayatımızı idame ettirmemiz, Sağlıklı şekilde iş yerlerinin de yaşaması gerekiyor. Yani o e, iş yerlerinin ekmek teknelerinde yaşaması gerekiyor. Çünkü evet. onlar istihdam sağlıyor. Orası da bozulursa daha kötü sonuçlar, farklı sonuçlar ortaya çıkar. Burada iki kötüden birini tercih etmek diye bir şey söz konusu değil. Yani zaten net kötü olan belli de iyi olanın tam olarak iyiliğinin hissedildiği dönemde değiliz zaten. Evet. Dolayısıyla bir dikkatli olunmalı. Aşı konusunda aşı var ciddi anlamda. E, aşıya ulaşabildiğiniz her yerde aşınızı yaptırın. Yani tüm dünya yaptırıyor. Ki bakın işte yani yeni varyasyonlar çıkabiliyor. Yeni e, mutasyonlar çıkabiliyor. Onlardan koruma anlamında bile çok çok önemli. E, bununla ilgili e, bakalım bir o akşam gazetesine de bakalım. Akşam gazetesinde de bakın hedef. E, Mas Mavi Türkiye dün aşı rekoru kırıldı yine dedik İstanbul %20 toplam e, İstanbul'da toplam aşı 6.9 milyonu geçmiş ikinci dozu yaptıranların 18 yaş üstüne oranı %20'yi aşmış dünyada günlük en yüksek aşılamaya ulaştık demiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca evet bu Mas Mavi tabloyu inşallah en kısa zamanda e, görürüz nüfusun yüzde yirmisinden fazla, fazlası aşılanan il sayısı 60'a yükselmiş. Önemli bir gelişme. Evet. Tedarik var ve bu aşı varken de bunu yaptırmak gerekiyor. Peki şimdi e, İngiltere'den de bahsettik. Bu arada Almanya aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişiler için seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor. İşte kilit kelime aşı burada. Evet. Yani Avrupa, Almanya diyor ki aşılarını tamamladıysan gelebilirsin. Diğer ülkeler de bunu diyor. Aşılarını tamamladıysan sana vize veririm. İşte bir yerden bir yere seyahat edebilirsin. Risk almak istemiyor doğal olarak, doğal olarak... insanlar. olarak. Yani içeride bir başarı elde etmiş olabilirsiniz. Türkiye maviye dönebilir. Ama dışarıdan bir ülkeden bir kişinin taşıyacağı virüsle, çünkü sonuçta bir insandan başladı bu değil mi? Hı hı tekrar tablonun çok olumsuz bir tarafa doğru e, evrildiğini görebiliriz. O yüzden zor koşullarda mücadele edip işte aşı tedariği, asıl havaşı, kapanmalar bunların hepsini biraz geride kal bırakmışken aşıya ulaşmışken kimse tekrar o günlere geri dönmemek için kapıları kapatmıyor. Ama gelecek olanlara da aşı e, pasaportu istiyor. Bunu da anlıyorum ben. Yani bu da insan haklarına çok, aykırıdır falandır tartışılıyor ya ben, ben de anlıyorum. çok anlıyorum yani çok 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 normal, çok normal. Ama ülkelerin de kendini, kendini korumak yani, için. Çok normal yani bu. İşte hani e, diyorlar ya, yani aşı zorunlu değil, zorla kimse kimse aşı yaptırmıyor ama ne bileyim işte e, AVM'ye girerken, uçağa binerken, e, başka hani toplu alanları kullanırken bu istenebilir bir aşı istenebilir. E, aşı yani o zaman ya o zaman o orada olmayacaksınız ya da aşı olacaksınız. Orada da hani aşı karşıtlığı çok enteresan bir uca savrulup böyle çok tuhaf açıklamalar gelirken aşı taraftarlarının da aşırılığa kaçtığını görüyoruz biz. Yani aşı olmayanlara hayat hakkı tanımamak gibi bir şey. <laughs> o da değil yani. Öyle bir şey de olamaz. Ama işte öbür taraftan niye kendini riske atma atsın ki yani o insan yani aşı olmuş insan kendini niye riske atsın? Atmasın tabii ki. İstemez onu. Ama bu karşı tarafa hayat hakkı tanımamak demek değildir. AVM örneği verdim için. AVM'de çalışan insanlar var. Evet. O insanlar aşılı. Aşılı. Binlerce insan girip çıkıyor. Oraya mutlaka bir denetleme mekanizması koymanız lazım. Dün işte şeyle... E işte ateş ölçer. Ateş ölçerle vesaire. HES kodu. HES diyordunuz. Bugün HES kodu üzerinden aşılama yapılmış mı yapılmamış mı bunu yapabilirsiniz. Bu... Oranın hakkıdır. He, Oradaki ha, insanların ha, tabii ki he, hakkıdır. Oradaki ha, Ben çalışan... yanlış anladım. Hayır, hayır. Oradaki çalışanların da hakkıdır. Hı hı. Ama ben AVM'ye gitmeyi tercih etmiyorum. Gitmeyeceğim. Otobüse de binmeyeceğim. İşe de gitmeyeceğim. Evimde oturacağım. Dağın başında tek başıma oturacağım. Aşıda olmak istemiyorum o, diyorsunuz. Ta, o olmasın yani kimse. Boğalım. İşte onlara yaşam hakkı vermeyelim ha, diyen hayır. bir kesim de var. E, aşı taraftarlarının marjinalleri. Bu da doğru değil. İsteyen istediğini yapar. Fakat biz gerçeklerle konuşalım. Değil mi? Eldeki verilerle. Aşılamada belli bir noktaya gelmiş ülkeler bugün ekonomilerini açıyorlar mı? Açıyorlar. New York çok dar alanlar dışında maskeyi bile atıyor. New York'ta inanılmaz can kayıplarını takip ettik biz değil mi? Geçtiğimiz kış aylarında. Evet. Şimdi dünyanın en gelişmiş ülkesinde böyle bir hal var. İsrail'de, İngiltere'de tamam mutasyonun zaten bittiğini söylemiyor hiç kimse. Hiç kimse zaten biz bu aşıyla bu sorunun kökünden kazındığını söylüyoruz demiyor ki. Ama aşı bize bir koruma kalkanı sağlıyor. İlk dozda bile, ilk dozda bile ikinci doz bunu da arttırıyor. Bunun da farkında olmak lazım. Aşı bu virüsü öldürmüyor. Bizi daha ağır olarak bu hastalıkla e, mücadele etmekten uzak tutuyor. Bizim kazandığımız şey budur. Evet. Yoksa biz aşıyı bulduk. Her gün bir buçuk milyon insan aşı oluyor Türkiye'de ve bu mücadeleyi kazandık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey demek mümkün değil. Evet. Ama bu sonbahara, <laughs> okulların açılması dönemine, tatilin bittiği döneme, insanların işlerinden emin olduğu bir döneme girmek istiyorsak aşılamanın da bu hızlı hatta daha hızlı bir şekilde ilerlediğini de görmemiz lazım. Başka çaremiz yok bugün. Bunun başka bir çözümü yok bugün. Yani e, ya turizm içinde, sanayi içinde, üretim içinde, sağlık içinde ee, ekonomi içinde maalesef ki yani bu dönemi atlatabilmek için bizim ee, gerekli şeyler yapmamız lazım. Şu anda gerekli olan ne? Yani şu anda bunun çözümü ne? En yakın çözümü ne? Aşı. En yakın çözüm neyse ona bir şekilde ulaşmamız lazım. Sağlık açısından tartışma bizim e, hadimize değil tabii. Alanımız değil. Bizim alanımız bizim. değil. Hadimiz değil. <laughs> Ama ekonomik alan anlamda. Böyle bir e, gereklilik söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün e, Antalya'da ağırladığı Avrupa liderlerine e, bir çağrısı vardı. E, Avrupalıları Türkiye'de tatile davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla virüse karşı önemli bir mevzi kazandık. Tatil için ülkemize bekliyoruz dedi. 4 milyon insanın hayatına mal olan salgının etkisini, etkisini sürdürürse de Sürdürse de aşılamanın yaygınlaşmasıyla virüse karşı önemli bir mevzi kazanıldı. Başta siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarının tatillerini geçirmek için ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum dedi. Avrupalarında ciddi anlamda bir e, ilgisi var. Yani sadece Avrupalı, Rusya'nın, Avrupalıların Türkiye'de tatil yapma konusunda çok ciddi bir e, isteği var. Beklentisi var. Aslında şu olabilir. E, bir... Bölge e, ülkeler, yani bizim bölgemizdeki olan ülkelere baktığımızda e, yeni otel sayısı olarak Türkiye çok önde ve bu otellerde hem e, geniş alanlara yayılmış büyük oteller, yani öyle çok sıkışık alanlarda değilsiniz, hmm. büyük alanlardasınız. Dolayısıyla yani o pandeminin gerektirdiği o mesafeyi sağlayabilirsiniz. Hem de e, çok ciddi önlemler alındı, çok ciddi e, tedbirler de alınıyor, uygulanıyor da bu bölgede bunun etkisiyle hem Avrupalı hem Rusya'nın diğer ülkelerinde Türkiye ile ilgili Türkiye'ye gelmek gibi bir istekleri söz konusu araştırmalar yapılıyor. ve en fazla gidilmek istenen destinasyon olarak gösteriliyor dünyanın altıncı büyük turizm destinasyonu Türkiye altıncı yani çok çok değişik imkanları var bu topraklar bereketli bu anlamda da doğal olarak insanların da Pandemi döneminde e, seyahat etmesini beklerken, yabancı turistin de gelmesini beklerken ilk önce yapmamız gerekeni yapıyor muyuz diye sormamız lazım. Yapıyoruz. Şimdi kırmızı listedeydi Türkiye. Şimdi vaka sayısının günde 60 bin olduğu bir ülkede turizmden falan bahsedemezsiniz. Olmaz yani. Kimse gelmez. İ i̇stediğiniz kadar açın kapıyı. Yani test yapmayacağız deyin, e, fiyatlar çok uygun deyin, otellerimiz boş deyin. Bir, bir sürü şey söyleyin. Bu bir şey ifade etmez. Ne zamanki vaka sayıları 60 binden düşer 6.000'lere işte 6 doğru. Kırmızı liseden turuncu listeye düşersiniz. Aşılamada hızlı ilersiniz o turuncu listeden sarı listeye düşersiniz. Vaka sayıları düşer bu da güzel bir haber olur. İlişkileri hızlandırırsınız. Temaslar, ziyaretler, gel gitler hızlanır. Bu sorunu aşarsınız. Olur. O noktada biz yapmamız gerekeni yaptık mı? Tamam yaptık. Şimdi görüşmeler var. Rüseyet dün Türkiye'ye geldi Antalya'ya. Evet, Enginler. o haberi de verelim hemen arkada. Değil mi? Gel teftişteler. Hı hı. Evet. Teftişteler demek ben ben çok doğru bulmam. Yani teftiş yani kimi teftiş ediyorsun yani? <laughs> teftiş edilecek bir durumumuz yok bizim. Tespite gelebilirsiniz, teftişe değil. Tespit etmeye, durum tespit etmeye. Yani orada bir heyetin gelip Türkiye turizmini teftiş etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Onu geçelim. Ama inceleme yapar. İnceleme yapar. Durum tespiti yapar sonrasında gider. der ki, eee Türkiye şöyle iyidir veya şöyle kötüdür diyebilir. Neyse artık raporunu yazar. Evet, onun bileceği iş. Ama sonuçta biz geçen e, pandeminin birinci dalgasıyla birlikte işletmelerimize turizm sertifikası, sağlıklı turizm tesisi sertifikası veren ilk ülkelerden bir tanesi miyiz? Evet. Çalışanlara bu konuda eğitim veren işletmelere e, bu sertifikayı hızlı bir şekilde veren, aldırtan bir yapıyı oturttuk mu biz? Evet, o yapı devam ediyor ve giderek daha fazla işletme bu sertifikayı alıyor. Yani bu anlamda bir norm olarak Türk turizminin yabancı turizme kapısı açık ve hazır. Ama araya başka şeyler giriyor işte. Mesela Rusya neden bugün bu tekere taş koyuyor? Başka konularda Türkiye'nin attığı adımların bedelini ödetmek istiyor. Benim gördüğüm bu. Rus halkı buraya gelmek istiyor mu? Evet istiyor. Alışkanlık, sıcak deniz falan. Ha, gelmek istiyorsa başka yollardan da geliyor mu? Geçer başka bir ülkeye, oradan buraya geçer. Uğraşır yani, dolaylı yoldan gelir ama yine gelir. Zorlaştırmamak lazım. Bu e, görüşmelerin sonucunda büyük ihtimalle Temmuz ayına birlikte turizm canlanacaktır. Şimdi sonuçta Avrupa'nın nazarında e, çok listli ülkeden daha düşük listli bir ülkeye doğru evriliyorsak... ...bunun da sonuçlarını görürüz her anlamda. Hı -hı. Ama şunun farkındayız, yani böyle... Çok yüksek e, turizm rakamlarıyla karşı karşıya kalmak henüz Tabii bana ki. göre çok bahsedilecek şeyler değil. Yani sektör temsilcileri bazen iyimserlikle de aşırıya kaçarak işte hemen rezervasyonunuzu yapın Temmuz Ağustos'ta yer bulamazsınız diyorlar. E, i̇nşallah bulamayalım biz yani yer bulamayalım o günler gelsin. Ama o noktada değiliz çünkü o, bu anlamda rezervasyonlar bunu zaten teyit etmiyor ki kapılar kapalı neyin rezervasyonundan bahsediyoruz. Ha bu durum e, mesela Rusya'daki turizm işletmelerine de zorla sokuyor mu? Evet, sokuyor. Oraya da yani bu, buradan tek kaybeden Türkiye olmuyor. Or Orada da bir şeyi var olumsuz etkisi Olmuşlulur var. Olumsuz olur mu? Güvenli turizm sertifikasyon sistemini e, Türkiye hayata geçirdi. Bu konuda çok ciddi mesafe aldı. Rusya'dan 500 bin üzerinde kişi acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirmeyi bekliyormuş. Eee tabii bu da aslında bir baskı yaratıyor. Onu da söyleyelim. Peki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne mesajı ve ABD ile ABD'ye verdiği mesajlar vardı. E, yayında aktardık Avrupa Birliği'ne mesajı vardı. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz dedi. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nin açılışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan malum e, bu hafta aslında çok önemli temaslar vardı. Hepsini aslında ayrı ayrı düşündüğünüzde çok kritik olduğu da göz önünde. Farklı mesajları da var. Yani önce NATO zirvesi, NATO zirvesinden sonra Avrupalı, yani NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle arka arkaya yapılan görüşmeler. işte Almanya, Fransa, e, Yunanistan e, gibi ülkelerle yapılan İngiltere, Liderleriyle yapılan görüşmeler sonrasında ABD Başkanı Biden'la yapılan yüz yüze görüşme, sonra oradan hemen ertesinde Azerbaycan'a geçişi, e, Şuşa'da bir anlaşma, bir sözleşmenin yapılması, burada verilen fotoğraf ve mesajlar e, değerli, bu hafta bu hafta için Öyle önemli kritikti aslında hepsini değerlendirdiğinizde Hı. yani sadece mesajlar anlamında değil de e, alt metine baktığımızda da önemli. Bakü'den Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la yapılan görüşmeye ilişkin de sorular soruldu F-35 ve S-400 konusunda farklı adım beklemeyin dedim f 35te üzerimize düşeni yaptık biz e, haklarımızı da arayacağız dedi bu konuda çünkü e, tüm üzerine düşen görevi yapan bir Türkiye var ama üzerine düşen görevi yapmayan bir Amerika Birleşik Devletleri var, biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız dedi. Ee, diğer taraftan Biden'ın Türkiye'ye gelişiyle ilgili, seyahatiyle ilgili de e, takvim belirlenmedi ama yoğun programı sonrası Türkiye'ye seyahat yapmak istediğini belirtti dedi. Ee, bu da önemliydi. Ee, bunun dışında hangi mesajlar var? Ee, Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da e, biz kendimizi gösterdik. Bunları Sayın Biden'la da çok açık, net konuştum dedi ki yine Beyaz Saray'dan gelen açıklama vardı. Onu da biraz evvel aktarmıştık. Erdoğan ve Biden Afganistan konusunda anlaştı diyor Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada. Ortaya çıkan tek net şey bu. Yani Afganistan konusunda anlaşmışız. Geri kalan bütün başlıklarda aslında... Her iki tarafta durduğu yerde farklı bir yer görmedik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çözülemeyecek sorunumuz yok dedi. Bunun çözülmesi için de bu çetrefilli konular diyelim alt komisyonlara, bakanlıklar düzeyine havale edildi. Görüşmeler bu cepheden devam edecek. Ama kimse bu konuda böyle hızlı çözümlerde beklemesin. Yani evet. Verilen mesajlarda bunu ifade ediyor. Yani Türkiye'nin bugüne kadar savunduğu tezlerden vazgeçmeyeceğinin de mahşetini görüyoruz. Evet farklı adamı beklemeyin. Ee, Beyaz Saray e, temsilcisi S-400 konusu gündeme geldi. Bu konuda bir çözüme varılamadı ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildi. Bu da aslında önemli. Yani tamam çözüm yok ama bir yüzde görüşme var, bir diyalog var, temas var. Zaten bunlar bir, bir saatte yok. ya da bir buçuk saatlik görüşmede yarım saat baş başa sonrasında da bir saatlik heyetler arası görüşmeli toplam bir buçuk saatlik görüşmede çözülmesi zaten yok. Beklenme. Yani bekleniyorsa yanlış yapılıyordur. Fakat işte şu var. Bunlar zor konular. Nasıl çözülecek? Yani gündemden kalkmıyor. Hı hı. Bu başkanlar düzeyinin altındaki o komitelerin bu konuyu bu müzakerelerde ne tarafa doğru taşıyacağını da bilemiyoruz. Aslında bu noktada bir netlik yok. Yani yeni bir durum da yok aslında. Evet. Yani gerginlik diyorsanız yine gerginlik. Yani orada değişen bir şey hala söz konusu değil. Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun gündeme geldiğini belirtiyor Beyaz Saray e, Ulusal Güvenlik Danışmanı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi. Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi diyor. E, önemli görüşmelerden, önemli detaylardan bir tanesiydi bu. E, şimdi önceki gün ABD Merkez Bankası'nın kararını, ABD Merkez Bankası Başkanı'nın mesajlarını biraz Şahince'de değerlendirilen, Şahin midir değil midir tartışılır ama faiz arttırım süreci, tahvil alımlarının sona erdirilmesi gibi konuların böyle yavaştan ocağın üstüne konduğunu, hafiften altının Verdi yakıldığını, ateş. yani harlı verilmedi de hafiften <laughs> altı işte. yakıldı. Kısık ateşte şu anda... Ocağın üstünde diyebiliriz belki. Evet. Bunun etkisini gördük, bunu konuştuk. Dün e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. faizle herhangi bir değişiklik söz konusu değil beklediğimiz gibi. Evet. Mevcut sıkı duruşta kararlılıkla sürdürülecek. Parasal sıkılaştırma konusunda bu krediler ve iç talep üzerinde yavaşlatıcı etkileri gözlemlenmeye başlamıştır deniyor. Ve enflasyon üzerinde bir faiz verilecek mesajı kararlılıkla vurgulanıyor. Bu metinde aslında biz bugün piyasa aktörlerinin konuştuğunun dışında Merkez Bankası'ndan duyduğumuz yeni bir cümle görmedik. Durum tespiti olarak da geleceğe dair verilen mesaj olarak da yeni bir şey yok bu toplantıda. Yeni bir şey duyacak bir toplantı dönemi miydi? Kimilerine göre belki bu bazı gelişen piyasalarda gelişen piyasaların merkez bankalarındaki faiz artışlarıyla birlikte merkez bankası yeni bir durum değerlendirmesi yapar. Belki daha net bir mesaj verir deniyordu. Nasıl bir mesaj bekleniyordu bilmiyorum ama bunu duymadılar. Çok zor merkez bankasının işi. Ya şimdi bak bütün dünyada daha yüksek faiz ortamından bahsetmeye başlıyoruz. İki gün önce FED bahsetti. Dün Avrupa Birliği'nden ülkeler, ülke yetkilileri, ECB için faiz arttırmına dair mesajlar vermeye başladılar. Yavaş yavaş bu ülkeler o ateşi yakıp kaynatacaklar. Kaynarken de bu işten en büyük zararı gelişen piyasalar görecek. Ve işte Brezilya gibi, işte Rusya gibi ülkelerde de faiz artırımları başladı. Başladı. Biz zaten yüksek faiz, yüksek enflasyon döneminde yakalandık bu yeni dönemin başlangıcına. Şimdi faizi yükseltseniz ya zaten yüksek faiz daha yükseğine kim ne kadar tahammül edebilir? Düşürseniz kur 8.60'lar 8.70'lerde kuru düşür yani faizi düşürmek. Zaten dolar değerleniyor. Kuru daha da yukarı gidecek. Oradan enflasyon üzerinden tekrar bir darbe yiyeceksiniz. Ne yapsanız zararı hissedilecek bir nokta. Hiçbir şey yapmayalım dediler. Bana göre bir süre daha hiçbir şey yapmayalım diyecekler. Yabancı yatırım kuruluşlarından hemen raporlar gelmeye başladı. İşte, Temmuzda faiz indirimi olur. Evet, bu, o, bu onun bana e, anlatır mısın? Yani hala bir şekilde, yani bu e, nasıl bir niyet okumadır? Ben yani, doğrudan niyettir o. İşte ni nasıl bir niyet diye sorayım o zaman. Yani şimdi Merkez Bankası metinde söylüyor, diyor ki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir diyor. Enflasyon ana eliminde belirgin düşüş, belirgin düşüş. Yani hani bir düşüş olur da geçicidir belki o. Belirgin düşüş olana kadar biz mevcut konumumuzu koruyacağız diyor. Hı hı. Ya e, Haziran toplantısı Temmuz Temmuzda faiz indirimine başlar gibi böyle yorumu nasıl yapıyorsunuz? ben Neden yapıyorsunuz? Türkiye üzerinde pozisyon almış bir kurumun analisti olsam ve e, bu alınan pozisyon TL'nin değer kaybına yönelik bir pozisyon olsa derim ki Merkez Bankası Temmuz'da, Ağustos'ta bir yerde faizi indirecek. Bu da kuru yukarı itecek. Zaten faiz indirirse kuru Siz, yukarı iter. Size süper tüyo veriyorum. <laughs> değil mi? O mu o anlamına geliyor? Size süper tüyo veriyorum, süper kazanç işte size. Bir şey ama, ifade ediyor ö, mu? Tüyo, tüyo değil de aslında orada manipülasyon yapıyor. Ya bu e, bana çok mantıklı gelmiyor. Herkes her şeyi söyleyip yazabilir. Buna problem ya tamam, yok. Ama benim ama... aklıma yatmıyor. Şimdi neden yatmıyor? Ama yazabilir de niyetin de iyi olması lazım. Yani kötü niyetli de yazmak... Paranın olduğu yerde iyi niyet bekleme. Onu ben sana söyleyeyim. İyi niyet yok. Yani paranın olduğu yerde iyi niyet söz konusu değil. Peki. Onu Şimdi, da aştık. Onu da aş. Başka çaresi yok. Şimdi ama Merkez Bankası ne yapabilir? Diyor, şöyle, sağlıklı bir kafayla düşünmeye çalıştığın zaman gördüğün şu. Faiz indirmeyi belki bu sene unutacağız biz. Evet. Belki de unutacağız. Bilmiyorum. Çünkü bak hala enflasyonla ilgili... Şurası zirveydi. Buradan düşmeye başlar. Bu Türkiye için de böyleydi. ABD için de böyle. Dünya için de böyleydi. Diyemiyoruz ki. Bak dün iki gün önce FED bir faiz kararı bir karar aldı. Bir şeyler söylediler. Dedik ki dün sabah bu FED'in aldığı kararın etkilerini biz gerçek anlamda bugün göreceğiz piyasalarda. Dün hmm. akşamki hareketler bir şey ifade etmiyor. Emtia fiyatlarında çok sert düşüşler görüldü. Evet. Şimdi emtia fiyatları düşüyorsa bizim için bu iyi haber. İyi haber. Enflasyonun yükselişini okuyanlar için bir dakika bu enflasyonun yükselişini bu anlamda sorgulayabiliriz. Galiba Fed üyeleri de doğru söylüyor ya. Bu yapışkan yüksek bir faiz enflasyonda olmayabilir. Dedirtir. Çok şey dedirtir. Bugün dedirttiğini yarın inkar ettirir. Öyle bir haldeyiz. O yüzden böyle bir ay sonrası için, hele bir ay sonrası için Merkez Bankası faizi indirecek demek bana mantıklı gelmiyor. Nasıl? Şimdi indirdi diyelim. Tamam indirdiğini varsayalım. Ya dün indirmiş olsun. Ne olacak bunun sonucu? Yani Merkez Bankası faizi indirdi diye. Bugün Türkiye'deki faiz ortamını çok hızlı bir şekilde aşağı iniyor diye mi okuyacağız? Bu ülkenin insanları enflasyonun farkında değil mi? İş dünyası enflasyonun farkında değil mi? Yani enflasyon %17 iken politika faizini diyelim ki bir puan aşağı çektin 18'e indirdin. Bunu kimse kutlamaz. Bu bizim herhangi bir derdimize çözüm de olmaz. Ama kuru yukarı iter. Daha da yukarı iter. Oradan döner belirsizliği arttırır. CDS'in değerini yukarı çeker. Risk primini yukarı iter. Enflasyonu yukarı iter. Dönüp dolaşıp aynı sarmalda bizi boğuşturur. Ama öyle bir noktaya gelirsin ki mesela bazı yabancı kurumların beklediği gibi sene sonunda enflasyon %15 civarı olur. Ya yani enflasyonun %15 olduğu yerde de politika faizi %19'da olmasın. Olmaz. Bunu da o zaman söyleyebiliriz. Bugün değil. Yani bugün faiz düşer çıkar falan. Bu Niyet oluyor. Yani istiyorum ki o raporu yazan ben olayım. İstiyorum ki Merkez Bankası faiz indirsin. Ki dolar yükselsin. Dolar yükselsin. Kur e yükselsin. Tamam yani bunu istiyorsanız yazın abi bunda bir sakınca yok. Ama e, realite bunu gerektiriyor mu? Değil. Yani realite... Burada Merkez Bankası çok özür dilerim. Esağlam. Merkez Bankası özel yayında konuşuyorduk da e, Tufancı Ömer'te Baki Atılar'la bir şey söylediler. Onu ben not aldım kafama. Hı hı. Bu reel faiz konusu var ya politika faizi ile enflasyon arasındaki makas. Politika faizi 19, enflasyon 17. Merkez Bankası acaba şunu diyebilir mi? Yani kolay değildir de. Bakın arkadaşlar, biz enflasyon ne olursa olsun politika faizini bunun 3 puan üzerine tutacağız. 4 puan üzerine tutacağız. 2 puan üzerine tutacağız. Hesabınızı ona göre yapın. Bu çoğu şeyi kolaylaştırır. Enflasyon 17'ye 15'e düşer. Derim ki politika faizi 17'lerde kalacak. Enflasyon 18'lerde kalır. Derin ki politika faizi 20'lerde bir yerde olacak. Bunu hesaplamak, bunu yapmak kolay değildir de o kadar çok belirsizlik var ki ve farkında değil çoğu insan. Dışarıdan öyle büyük ters bir dalga gelme ihtimali varken acaba Merkez Bankası bu anlamda bir ufak ışık tutabilir mi sorusunu da ben mantıklı buluyorum. Yapım yapması zordur ama bu da bir seçenektir. Her toplantıdan sonra Merkez Bankası çıksın bir şeyler söylesin deniyor. Merkez Bankası Başkanı mı? Evet, yani evet. Powell'ın yaptığı gibi. Aha. Ee, ya da işte o üyelerin tahminleri falan var ya. Datplot işte şöyle olur böyle olur fedüelerin. İşte o metinin karşılaştırılması falan. E, o da yani olsa belki iyi olur da şimdi Merkez Bankası Başkanı çıktı diyelim. Şu metinin haricinde hiçbir şey söylemedi. Bu zaman da diyor ya biz, bize bir şey söylemedi ki. Bir şey duymadık yani bu toplantıdan biz bir şey almadık yani şimdi neyi duymak istiyorsunuz ben başka bir şey duymak istiyorum sen başka bir şey duymak istiyorsun bu sefer beklenti karşılanmadı demek oluyor. O yabancı raporunu yazan başka bir şey duymak istiyor. E, bu beklenti bitmez hiçbir zaman bitmeyecek çeşitliliği bitmeyecek fakat herkesin her istediğini de vermek zorunda ha, değil mi? Onu diyeceğim hakkında? işte yani her herkesin her istediğini de verme durumu da söz konusu olamaz Merkez Bankası'nda yani. Öyle bir görevi yok ki. Öyle yani. bir görevi yok yani zaten Hı. kararını veriyor. Kurul üyeleri toplanıyor, karar veriyor. Tek başına kimse karar vermiyor. Bir kurul buna karar veriyor. Arkasından ee, metni veriyor. Bu kadar. Metinde bir şey var mı? Yok. E, yeni bir durum var mı? Yeni bir durum yok ki. Yani anlatabiliyor muyum? Değişen bir durum söz konusu mu? Tam. Bak, yeni durum şöyle. Enflasyonu daha da yukarı getirecek e, veriler birikiyor. Kur 8.70 Tamam dün işte emtia fiyatları, gıda fiyatları falan düştü. de Düşecek mi? Kalacak mı hala orada? Yüzde %7'lik bir düşüş olmuş. Platin yine işte gümüş em. düştü, platin düştü, bakır düştü, işte soya fasulyesi düştü. Her şey düştü dün. Tamam düştü de bu işte geçici mi, kalıcı mı yani belli üç, yani, düştüğü yer üç ay öncesi yer. Yani evet yani şimdi düştü tamam çok bizim için çok iyi bir şey. Çok iyi bir gelişme. Ee, ama şimdi düştü diye hani yükseldi diye üzülüyoruz. Orada evet. ne kadar üzülmek yani sürekli mi üzüleceğiz orada? Düştü diye de hemen sevinecek miyiz? Hemen Çünkü daha belli değil yani sürekli daha evet. oturmuş bir e, piyasa söz konusu değil. Denge kurulamadı daha. Yok. Işte Dengenin o. kurulamadığı yerde e, düştü diye çok erken sevinmek, yükseldi diye çok erken üzülmek, karalar bağlamak, karalar bağlamak doğru Benim değil mi? Benim anladığım kadarıyla bizim yapabileceğimiz tek şey şu. Eee enflasyonda geri çekilmeyi görmeden herhangi bir yerde faiz indiriminden bahsetmek artık abestir yani %107'ydi işte %17.3 oldu ya da %107'ydi %16.8'e düştü. Bu düşmek ya da çok yükselmek demek değil. Hala durduğu yerde. Yani farklı bir yerde değil aslında bakarsanız. İşte enflasyonda 0.2 puan düşüş var. O zaman hemen Merkez Bankası faiz indirsin. Değil ya. Olmayacak. Yani olmamalı. Neden olmamalı? Biz bir de şu var. Merkez Bankası'nın politika faizi sadece enflasyonla şekillenen bir şey değil ki. E, tabii ki enflasyon çok büyük katkısallar e, katkı sağlar, değiştirir falan filan ama o sadece o değil. Sadece enflasyon beklentileriyle ve gerçekleşmeleriyle şekillenen bir para politikası mekanizması yok. Farklı değişkenler giriyor işin içine. Şimdi o değişkenleri böyle aldığın zaman işimiz gerçekten çok zor. Şimdi FED diyor ki biz faizi arttıracağız 2023'te. Varlık alımını azaltacağız 2022'de diyor derken işte kabaca anladığımız. Ve bunun arkasından ECB gelecek, diğer ülke büyük merkez bankaları gelecek. Hep beraber dünya böyle el er birliğiyle paranın maliyetinin sıfır olduğu yerden, paranın maliyetinin 0.5 olduğu, 1 olduğu, 1.5 olduğu, işte 10 yıllık tahvil faizlerinin 0.30'lardan %2'lere yaklaştı hatta açtığı döneme doğru gidiyoruz. Paranın maliyeti artacak doların daha yüksek bir maliyetine katlanmak zorunda kalacağız biz. E bu durumda TD'nin daha korunaklı bir yerde kalabilmesi için ha bu kadar faizi arttırdık da kur mu düştü? Hayır. Onun başka dinlemekleri de var. Ama daha da savunmasız hale getirmek için de faiz indirmemek lazım. Gerçekleşmeleri görelim. Varsayımlarla e, bir şey söylemek çok bir şey ifade etmiyor. Tabii ki işin oysa varsayımları senaryoların olur varsayımlarla desteklersin falan filan ama da yani bir ay sonra Türkiye'de ay faiz sonra, deniyorsan o biraz tuhaf yani kaçar dersin ki işte son çeyrekte dersin anlarım 3 ay sonra dersin demek bir şey görüyor filan derim de ama bir ay sonrası için bu kadar kesin ifade beni şaşırttı açıkçası Hı. görünce şaşırdım yani bir ay sonrasına şey, aya baktım acaba hangi yanlış ayı mı görüyorum diye hala şöyle düşünülüyor Merkez Bankası'nın içinde böyle gizli gizli bastırdığı bir faiz indirim niyeti var. Bastırıyor ya, onu şu an. İlk fırsatta faizi indirecek. Bulduğu ilk fırsatta. Ya tabii ki yani faiz e, indirimini herkes istiyor. İstemeyen var mı? Ha, mı? En çok ben istiyorum. Yani ben de istiyorum. Herkes istemeyen var mı Allah aşkına? Yani bugün <laughs> e, iş insanı faiz indirimini istiyor. E, ev, araba almak isteyen e, veya kredi kullanmak isteyen faiz indirimini istiyor. Ama... Yani bu demek oluyor ki yüzde 99 istiyor, İstemeyen belki vardır yüzde bir bankalar istiyor faiz indirimi istemiyor Tabii mu bankalar? En çok onlar istiyorlardır benden sonra. Sen çünkü, <gülüyor> <gülüyor> Benden sonra çünkü bankalar bu çok çok yanlış bir şey var tanım var bankalar için faiz lobisi. Hayır bankalar faiz lobisi falan değildir. Bankalar faizlerin yükseldiği dönemlerde para kazanmazlar, faizin düştüğü dönemde para kazanır bu kurumlar ya. Yani tabir faiz, devletin tabirini almıştır. Yüksek faizden düştükçe kar yazar. Parasını mevduatı kredi olarak satmıştır. İşte öz sermayesini kullanmıştır vesaire. Tabii. Yüksek faiz döneminde düştüğü yerde muazzam kar yazar. Daha da düşer daha da kar yazar. Çok daha rahat çok daha yüksek miktarlarda parayı satar. Bankanın görevi ne? Türkçesi parayı satar. Şimdi faizin %20 olduğu dönemdeki rahatlıkla. Kim para alır? Değil mi? Yine alıyor da Hatırla işte %10'un altında olduğu, yani toplamdaki maliyetin %10'un altında olduğu dönemdeki kredi canlılığı ile bugünkü canlılık aynı mı? Tamam. O suçlama haksız bir suçlama. Ama bir de ekonominin gerçekleri var. Yani sadece kredi mekanizması canlansın diye faiz indiremezsiniz. Konu sektörü iyileşsin diye faiz indirmek bu saatten sonra doğru değildir. Çünkü daha hassas bir döneme doğru gidiyoruz. Ve o dönem bizim kontrol edebileceğimiz dönem değil. Top bizde değil. Top dışarıda. Orada oynuyorlar. Sonuçlarını biz yaşayacağız. O yüzden bana göre enflasyonda %15'lere oturan bir rakamı görmüyorsak hı hı. öyle faiz indiriminden falan kolay kolay bahsetmemek lazım. Evet. Ama bu niyet okuma e, uzun zamandır olan bir şey. Yani Sayın Kavcıoğlu daha göreve gelir gelmez olağanüstü toplanacak. Hemen faizi indirecek olan üst toplanmadı. ilk toplantıda indirecek. İlk toplantıda olmadı. işte baksana Temmuz'da indirecek. Hemen bir ay sonra indirecek. Yani hala o geçmiş değil. Ama yani konuşmalarında bunu vurguluyor. Yazılı metinde bunu vurguluyor. Yani her mecrada buna vurgu yapıyor. Doğru. Veri odaklı gideceğiz. Enflasyonun üzerinde bir faiz uygulanacak. Eee sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek. Orada bir metinde bir cümleyi görmüyor. Aa burada bu cümleyi koymamış. Demek ki şey geliyor. Faiz indirimi geliyor ya. Her türlü söyleniyor Merkez Bankası tarafından. Hani ülkenin lideri, ülkeyi yönetenler tabii ki en nihayetinde faiz indirimini isteyecek ister en nihayetinde. Yani faiz indirim yani düşük faizli bir ortam ister. Merkez Bankası da bunu ister, biz de isteriz dediğimiz gibi banka da ister ve evet, herkes ister bunu. Bu bir hani beklenti ama gerçek bu değil tabii ki şu anda. Bu yabancı raporlarına malzemeyi aslında biz veriyoruz. Bu uzmanlar yani Türkiye ile ilgili bir rapor yazan insanlar spesifik olarak ne kadar Türkiye uzmanıdır bilmiyorum. Ama şimdi biz akşama kadar merkez geleneksel medyasıyla, sosyal medyasıyla, onunla bununla hep beraber... Merkez Bankası ne kadar faiz indirir, ne kadar faiz indirir, faiz indirir diye konuşuyorsa... Ne zaman başlar, ne zaman başlar? E şimdi adam da Türkiye'ye bakınca böyle tarayınca e herkes faiz indirme bek dönemi bekliyor. Tamam, nasıl oluyormuş böyle oluyormuş. <laughs> e i̇simler de değişti. Bu isimlerin geçmiş dönemde söyledikleri belli. Tamam zaten o niyetle gelmişler o koltuğa. Ya Bu saatten sonra o metnin ne ifade ettiğine bakmıyor ki hiç kimse. Çünkü ez kafadan şunu, şunu da başlıyoruz cümleye. Ya zaten Merkez Bankası ilk fırsatta faiz indirecek kolluyor böyle keşede böyle iştahlı bir şekilde faiz indirmek için keşede bekliyor. O fırsatı yakaladığı anda da affetmeyecek. E, ama bu malzemeyi de biz veriyoruz yani içeride. Onun da farkında olmak lazım. İngiltere da. Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi 2023. Herkes 2023'ü gösteriyor. Her yerde. Her yerde. Ya zaten bak şöyle bir şey. Faizlerin küresel çapta bu kadar düşük olmasıdır. Bu düşük olması anormal. Olmaz yani. Aslında bu kadar düşük olması işlerin çok ters yerlerde olduğu anlamına gelir. Öyle yorumlamak lazım. E, enflasyonun %2'lerin altında olduğu bir gelişmiş ülkenin geleceğini sorgulaması lazım. Neden FED'de, ECB'de %2'nin üzerinde bir enflasyona ülkeleri götürüp oturtmak için ter döktü yıllarca? Çünkü %2'nin altındaki enflasyon nabız atmıyor demek oluyor yani. Anlamlı bir şekilde artmıyor. Herkes kenarda, köşede farklı farklı hesapları yapıyor. İnandıramamışsınız bu insanların ekonomilerin gerçekten bir basamak üste çıkacağına. Bunun göstergesidir bu. Enflasyon dediğiniz şeyin %40'ı da zaten beklentilerle oluşuyor en azından bizim için. Beklentiler enflasyon gerçekleşmesine yani 10 puanlık enflasyonun 4 puanı. Öyle söyleyeyim. O yüzden madem pandemi yerde öyle veya böyle bu pandemi geride kalacak. Bilmiyorum bu sene mi önümüzdeki sene mi ama geride kalacak yani. Sonsuza kadar bu virüse mücadele etmeyeceğiz. Ekonomiler de burada kalmayacak. İşletmeler de burada kalmayacak. Tüketici de burada kalmayacak. Para da burada kalmayacak. Paranın değeri de değişmesi lazım. Yukarı gitmesi. Yani faizin normal bir yere, sağlıklı bir yere taşınması lazım. Bu da bugünden daha yüksek tabir faizi. Bugünden daha yüksek enflasyon demektir. Bunun mesajını veriyorlar işte. Peki Borsa İstanbul'un açılmasına son iki buçuk dakika ee, nasıl bir... Ha bir de özür dilerim. Buyurun. Yani yükselecek falan diyorlar da yani yükseleceği yer de beklenilen yer de böyle çok dramatik hiperenflasyonun fiyatlandığı düşünüldüğü yerler falan değil. Öyle yerler değil. Öyle değil. Yani dünyaya böyle büyük bir enflasyon şoku geliyor ve o şokla işte yumruk yemiş boksör gibi tekrar yığılacağız. Öyle bir şey de olmayacak yani. Evet. Nasıl bir başlangıca doğru gidiyoruz? Ee, küreselden başlayalım. ABD borsaları karışık seyretti. Dow Jones %0,62 azaldı. S&P yatay eksi. Nasdaq %0,87 arttı. Vadeli'ler arttı da. İlk şoku atlatmak üzere diyelim. Evet. Bugün. Bugün. Dün değil. Bugün evet. o ilk şoku atlatmak üzere. Çünkü bu kadar şok olacak bir şey de yok. <laughs> Özellikle emtiyalar için söyleyeyim. Orası da abartılıyor. Şimdi Fed'in söylediği... Evet bir şeyleri ısıtmaya başlıyoruz demek geleceğe hazırlık yapın demektir ama şu birkaç ayda da böyle hemen korkuyla kaçın gidin demek değil. E, o yüzden Nazlak dün artık kapanış gördük. Tabir faizine bakalım. Bakabilir miyiz? ABD 10 yıllık. Bağını. Evet ABD 10 yıllık tabir faizine. Abi. Ne zaman korkulması gerektiğini söyleyeyim. Gerçekten yeni bir durum var. Gerçekten artık Alem korkalım mi? yani. Alarm dönemi. Evet 1.52. Bak hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey varsaymadı, olmadığını varsay. Yani FED yoktu, hiçbir şey duymadık yeni bir şey. Tabi faizi 1.52'lerdeydi. Buradan nasıl bir anlam çıkartırdın? Ee, yeni bir şey yok. Yani yeni bir şey yok. Yeni bir şey olması için bu sefer gerçekten rahatsızlığın onaylanması için oyunluk tabir faizini 1.80'in üzerinde görelim de o zaman korkalım. Yani oralarda değiliz. Yani bundan bir iki ay önce görülmüş 1.77 seviyesinin bile uzağındayız biz. Bu kadar yeni şeyler duyduk değil mi? Yani Tabii. rahatsız olunabilecek diyorum tırnak içinde Hı -hı. yeni şeyler duyduk fakat tahvil yatırımcısı rahatsız değil. Tahvil yatırımcısı rahatsız değilse diğer yatırım araçlarında da rahatsız olmasan insanlar. Çünkü en büyük para burada. En sağlam adımlarla ilerleyecek para burada. En akıllı, akıllı para. para. Heh, tırnak içinde söylüyorum. Burada. Burası öyle kolay kolay risk almaz. Yani paradan doğrudan Hı -hı. para kazanacak olan yapıda risk kolay kolay alınmaz. Şimdi bu adamlar 1.52'lerden tahvil alıyorlarsa Şimdi sene sonunda da diyorsunuz ki işte enflasyon yüksek olacak, faiz yüksek olacak. Bu pozisyonları tutarsanız zarar yazacaksınız. Evet, niye duruyorlar? Çok korkan. Açıldı borsa hemen gidelim. Tabii. Çok korkan da kaldı. Çok korkan. Borsa İstanbul %0,27 artıda 1417 puandan bir açılış yapıyor. E, güne yükselişle başladı. Küçük bir artısı var. Ama e, kaç gün olmuş? 1, 2, 3, 4 gün üst üste düşüşle geldi bugüne. Evet. Haftanın son günü belki ufak bir artı olabilir. Ama zayıf Borsa yani. bunun böyle söylemek lazım. Zayıf. E, düşerken sanki biraz daha hevesli. Yani yükselirken nazlı nazlı gitmiş ki düşerken biraz daha o e, işlem boyutları yükselişlere göre daha büyük öyle söyleyeyim. 1400 seviyesine yaklaştı. Şimdi bugün 1410'un üzerinde kalma çabasını görebiliriz belki ama şimdi şöyle sebeplere baktığımız zaman da böyle kısa vadede borsayı yukarı itecek kadar, yukarı güçlü bir şekilde itecek kadar da argüman göremiyorum ben. Baş evet. başa kaldı yerli yatırımcı. Bazı halk arızalarında iptal edilmeye başlandığını duymaya başladık. Bu baş başa kalma hali yatırımcıyı da bir miktar heyecansız noktaya taşıyor. Etkisini görmeye başlıyoruz. Dar bir bantta. Da. Çok dar. Değil mi? 1400'de 1400. 50, 50 puan işte. 50 puanlık bir bantta hareket ediyor. Çok 1400'e de sarkmıyor ama. Yani bir kere oraylara geldi sonrasında yukarıda. En son ne zaman gelmiş oralara? E 26 Mayıs'ta görmüşüz oraları işte kabaca. 26 Mayıs. Evet. Ama 26 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar küçük küçük giderken, 14 Haziran'dan 4 güne hızlı düşüşle nereye gelmişiz? 3 Haziran seviyelerine kadar da geri gelmişiz. Evet. Borsa İstanbul. Bir en çok artanlara bakalım mı? Nasıl bir başlangıç yapıyor? Bist yüzde en çok artanlarla devam edelim. Çok bir hareket söz konusu değil. Albaraka Türk, Akiş GEO, Halk Bankası, Fenerbahçe, GSD Holding olarak sıralandığını görüyoruz. Biz yüzde en çok artanlara, en çok düşenlere de bakalım. İlk açılış itibariyle. Daha yeni yeni açılıyor tabii. Oluşuyor fiyatlamalar. Bera, Tofaş, Coca-Cola, Mavi Giyim, Aksa Enerji olarak görüyoruz. Peki, e, peki altın çok sert bir fiyatlama yapmıştı. Evet. E, Fed'in e, açıklamaları, Fed Başkanı'nın açıklamaları sonrası. Biraz bir toparlanma, diğer metallerde de, kıymetli metallerde de, emtiyalarda da bir hafif toparlanma çabası var. Altın sanki dün çok sert düşmüş gibi görünüyor ama hı hı. aslında 11 Haziran'dan bu yana düşüyor. Ee, <laughs> evet. 10 Haziran'da e, kapanış neymiş? 1897 dolarmış. 1897 dolar. Kabaca 100 dolar aşağıda. Bugün ayın kaçı? 18'i. 8 günde. Yani ama kaç işlem günü yapıyor? 4-5 işlem, 5-6 işlem gününde 100 dolarlık düşüş var. Ee, evet. bu da işte benim bu teorimi sürekli destekler, nitelikteki teyitler diye okuyorum ben. Dün, hayır dün değil, 3 gün önce. Hı hı. Tabil faizi sakin, borsalar sakin, altın düşmeye başlıyor ama çok da evesi değil. Fed'den yeni bir şeyler duyma ihtimali var. Şimdi i̇şte buraya bakınca bütün bu tüm o piyasalara durdukları yere bir yerde bir tuhaflık var. Bir tanesi yanılıyor olmalı diyorduk. Durduğu yerde kalamayacak enstrüman olarak bir tanesi olabilir diyorduk. Herhalde bu altınmış. Tekrar 1800 doların altına indi. Çünkü Fed'den kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapılabileceklere dair gelen mesajlar altının yatırımcısının hoşuna gidecek mesajlar değil. Hisse senedi yatırımcısı çok rahatsız olmayabilir bu duyduklarından. büyüme bir e, hi, büyüme hisse senedi yatırımcısı için iyi haber olabilir ama altın yatırımcısının umrunda olmaz o kadar. Evet. Ne olacak yani ekonomiler daha hızlı büyüyecek diye Hindistan'dan daha yüksek altın talebi mi gelecek? Fiziki taleple mi geldik buraya? Yani fiziki taleple de böyle desteklenecek bir e, hikayesi yok bana göre o kadar. Çünkü öyle fiziki taleple coşku. Fiyatı 2000 dolara getiren şey bu değildi, bu kadar değildi. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemin yükselişlerde en zayıf olabilecek yatırım aracı altın. Bunun tersini düşünenler de var. O hangi e, tezlerle bunu düşünüyorlar? Yani onlar Enflasyon. Nasıl? Evet, bir en, enflasyon karşısında kurun, korunma. Enflasyon karşısında korunma aracı olarak düşünülüyor diyecekler, hı hı. diyorlar. Bu da mantıklıdır ama benim baktığım yerde istatistikler bu teoriyi çok desteklemiyor. Enflasyondan koruma değil altın. Gelişen gelişmiş piyasalar için söyleyeyim daha net. ABD'li yatırımcısı için söyleyeyim, enflasyondan koruma alıcı onlar için neyse de. neydi? Altın değil. <laughs> Bir de ne kadar enflasyon? Yani belli değil diyoruz enflasyon ne olacağı. Ne kadarlık enflasyona karşı beni korusun istiyorum ben onsa altından. Fed hızlı ilerlemeyecek. Hani altın yükselir diyenler. Çok hızlı koşmayacak faiz arttırımı içinde. Bakın daha 2023'ten bahsediyorlar. 2 yıl var. 2 yıl var ama söylendi. Söylenmesi bile etki ediyor. Evet. Ee, Belki öne çekilecek. Yani şimdi şöyle e, düşünelim. Enflasyon gelecek. Oradan korunmak amacıyla altına bir sığınma enflasyon. Ama Hı. E, faizler de yükselecek. Evet. Yani e, şimdi altın dediğimiz yer hani böyle biraz daha hani... E, Kimine göre riskli, kimine göre risksiz. Ama hisse senedine göre daha risksiz bir alandan başlıyorsun sonuçta değil mi? Görüceli. Bana göre bana göre yani parayla alınıp satılan her şey riskli. Ama Siz yanlış zamanda iş yapıyorsanız ondan daha büyük evet, bir şey de yok. E, faiz güçlenecek. Yani bir hani alternatif ol evet. olduğunu düşünürsek faiz yük, yük, güçlenecek. E, ekonomi canlanıyorsa e, şirketler kar yazacak, hisse senetleri de bir güçlenme beklenebilir. Evet. Değil mi? Temettüsü evet. bilmem nesi. E dolar da güçlenecek. Dolar endeksinde bir güçlenme olabilir. Hı hı. E, dolayısıyla enflasyon sanki tek başına kalıyor gibi. Yeterli mi? Yani enflasyon diğer bu e, 3 4 e, şeye göre gerçekleşme beklentisine göre tek başına kalıyor gibi. Yani enflasyon beklentisiyle yükselecek diyenler bir gerekçesi varken altın düşecek. Çünkü üç tane gerekçe var, dört tane gerekçe var diyenlerin gerekçeleri daha fazla. Sayı olarak fazla olabilir. Ama güç Ama... olarak nereye şey olur tabii. Evet. <laughs> Yine geçmişten örnek vereceğim. Çünkü tarih tekerrür edecekse, hiç o zaman tekerrür ediyor. Çünkü insan değişmiyor. Altın için bana göre iyi, yani yükseliş anlamında senaryo yazmak zorlaşıyor. Bu faiz artacak, enflasyon yükselecek hikayelerini biz ABD'de 2013 yılından itibaren duymaya başladık. 2015 yılında faiz artırımı başladı. Ve o dönemde ons altın işte 1900 dolarlardan 1050 dolara kadar düştü. Ekonomi toparlandı, işsizlik düştü, %4'ün altına kadar indi, ABD ekonomisi büyüdü falan filan. Ama dolar, özür dilerim, altın 1900 dolardan 1050 dolara kadar düştü. Neredeyse 72-73 ay ızdırap çekti. Bir 10 yıllık alalım altını biz bu sırada. 72-73 ay diyorum ızdırap çekti. Orada duran bir şey kazanmadı. Yani enflasyon yükselecekti, yükseldi. Hı hı. Faiz yükselecekti, yükseldi. Ama burada altın yatırımısı para kazanmadı. Bekledi. Fiyat bekledi. Sonra değişim başladı, salgın geldi. Yeni bir zirve gördük ve işte 2011 döneminde yaşanmış hareketlerin çok benzeri bir döngü içerisindeyiz. Yine faiz yükselecek, yine enflasyon yükselecek. Dünya yine büyüme dönemine girecek. Dolar değerli olacak. Bu senaryo bana göre altını biraz daha aşağı itip yine uzun bir dönem yatay bir yerde tutacak diye varsayıyorum. Olağanüstü bir şey olursa diyelim ki salgında bu dördüncü dalga geldi. Çok daha büyük bir mücadelenin içine girdik. Bir moral bozukluğu falan. Ve doğal olarak merkez bankaları dün söylediklerini bugün unuttular. Dediler ki bırakın varlık alımını azaltmayı, faiz indirme falan. Biz daha büyük bir hamleyle geliyoruz. O zaman tamam. 2000 doların üstünü konuşalım. Bu senaryo ne kadar güçlü diyorsanız o derece yatırım yapılabilir enstrüman olarak düşünebilirsiniz. Ama şu anda baktığımız yerden benim gördüğüm 10 Olsan, santı yatırımcısı bu yatırım dünyasının maratonunda en geride kalacak koşulculardan bir tanesi. Peki şimdi e, diğer taraftan Borsa İstanbul tarafında şu, şuraya bakmak istiyorum havacılık e, ulaştırma sektörüne aşılamadan bahsediyoruz ciddi bir aşılama var, rekorlar kırılıyor. Diğer taraftan e, ee, Forbes bir haber geçiyor. Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye uçuşlarını tekrar başlatmayı değerlendiriyor diye. Rusya'dan bir heyet e, Antalya'da e, otelleri geziyor, bölgeyi inceliyor. E, turizmin de açılması bekleniyor. Ve son zamanlarda biraz değil mi, ulaştırma e, hisselerinde hareketlilik, hani o düşüşe rağmen yine de hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Pegasus %0,41 artta başladı. E, Türk Hava Yolları 0,41 artıda. Pegasus %1,75 artıda. Çelebi %1'e yakın. Tav %0,86. Doko %1,70 artıda bir başlangıç yapmış. Diyelim ki Temmuz ayı itibariyle e, şey başladı. Hı hı. Rusya uçuşları açtı. Zaten sektörün e, ana teması bu değil miydi? Yani sektör liderleri işte değerli isimler Temmuz işte Temmuz ayıyla birlikte hmm. e, yabancı turistin canlanmasını gelmesini beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı. Yani demek ki hisse seni tarafına bakıyorsak bu hikayenin de satın alınmış olma ihtimali çok yüksektir. Ruslar 1 Temmuz'da gelmeye başladı. İngiltere'den işte Temmuz'un bilmem kaçında gelmeye başlıyorlar. Almanya'dan ya zaten bunu beklediği için Türk Hava Yolları yatırımcısı fiyatı 14.70'lere kadar getirdi. O beklentinin gerçekleşmesi, bu kararların açıklanması tabii kısa vadede moraldir, destektir, fiyatı etkiler falan filan ama bu yeni bir durum değildir. Burada ana hikaye zaten yaz aylarında toparlanacak yeme, içme, ulaştırma, konaklama sektörü diye okumadık mı? Beklemedik mi? Bu beklentiler alındı zaten. Gerçekleşmeler satılacaktır. Yani gerçekleşmeye başladığı dönemde de biz fiyatların sakinleştiğini görebiliriz. Böyle bir ihtimal de var çoğu zaman da böyle oluyor. Buna karşı da bir ufak hatırlatma yapmış olalım. Evet. Ee, gelen haberler arasında dikkatimi çeken e, yavaş yavaş otomobil firmaları artık e, içten yanmalı motorları terk etmeye doğru gidiyor. Audi demiş ki e, 2026'dan itibaren içten yanmalı motorlu otomobil piyasaya sürmeye son vereceğini açıklamış. 2021'deyiz, 2026 yani Beş 5 senelik bir dönemden bahsediyoruz. Bugün bilmiyorum ama ben otomobil aldığımda uzun vadeli kullanıyorum. Yani 10 yıl, 15 yıl kullandığım oluyor. Dolayısıyla Sabruna dikkatli yapmalısın. Dikkatli yapmak lazım yani uzun değil mi? Öyle bir döneme mi giriyoruz acaba? Yani uzun Girelim. vadeli girmemiz lazım. Yani bu işte çevre kirliliğinden iklim değişikliğinden falan bahsediyoruz ya burada da tabii kullandığımız araçların yarattığı karbon da işte karbon diyor yok salınımında mutlaka büyük bir etkisi var. Dünya özellikle otomotiv sektöründe çok hızlı bir şekilde tercihini değiştiriyor üretimde. Çünkü böyle bir talep de var. Ve hükümetler bu temiz enerjiyi ciddi manada çok ciddi manada destekliyorlar. Avrupa'da elektrikli bir aracı almaya kalkmak bize göre neredeyse bedavaya geliyor. Öyle koşullarda veriliyor ki destekler neredeyse bedavaya geliyor. O koşulların aynısı dizel veya benzinli araçlarda yok. Çünkü hükümet böyle yönlendiriyor. Hükümet böyle yönlendiriyorsa işletmeler de doğal olarak buraya adapte oluyor. Onlar da zaten değişimin farkındalar. Talebin nereye doğru evrildiğini görüyorlar. Üretim tarzını değiştiriyorlar. Önce dizel araçların üretimi durmaya karar verildi ki mesela orada da değil mi 2023 falan diyorlardı. Şimdi bir sürü birçok marka dizel araç üretmiyor. Evet. Arkası, çok çok hızlı geçiliyor yani. Evet o... çok hızlı. Çünkü çok zor bir şey değil bu ya. Yani yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz yani. O üretim e, tesisinizi bu bu tarafa adapt adapte etmek ya, çok zor bir şey değil. Yeter ki yapmak isteyin. Talep değiştirir üretimi. Talep değişiyor, özellikle gelişmiş Talebi ülkeler. Talebi de hükümetlerin, e, hükümetlerin değiştiriyor. yönlendirmesi Aynen. değiştiriyor. Bilinçli bir destek var orada çünkü. Yani siz eğer ki ben e, dizel otomobile, dizel otomobilde çok ciddi e, hani Fiyat düşüşleri sağlarsanız, orada vergi avantajları sağlarsanız, insanlar dizele doğru kayar. Kredi araçları, kredi imkânları. Kredi imkânlarıyla yani. dizele kayar. Ama elektrikliğe yönlendirirsiniz, elektrikliğe gider. Evet. Öyle değil mi? Ben niye e, böyle bir avantajdan yararlanmayayım? Bir de tüketiciler de farkında i̇şte artık. Tüketici olarak diyorum. Hayır, tüketiciler şunu da farkında ha. ya bu iklim değişikliği, çevre kirliliği falan. Benim tabii artık ona da... katkım mı Bilinç düzeyi de yükselmiş durumda. Yükseldi. O yüzden dizel artık tarihe gömülüyor. Artık benzinli araçlar da tamire yöneliyor. İşlenmeyen tam balı motorlarda. Bu Audi bunu yapıyor. Yarın başka markalar gelecek buraya. Elektrikli araçlara döneceğiz. Ha bu da böyle çok nasıl diyeyim. Yüzyılın keşfiymiş gibi konuşuluyor da. E, otomotivin ilk üretildiği dönemde de elektrikli araçlar vardı. Fakat o tarafa doğru bir tercih yoktu. Tercih edilmedi. İşte fosil yakıtların kullanılması tercihi söz konusu oldu. Bunun bedelini bir şekilde ödedik. Ama şimdi bu yüzyılda değişen bir iş hal var bu değişim her şeyi değiştiriyor otomotiv sektörünü değiştirecek tabii ki yani e, Japonya merkez bankasının e, iklim değişikliğiyle mücadeleyi politik araçları arasına katması da ya, yani değil mi artık ya, bir şey merkez yani? bank hani, hani hadi şimdi başka bir konuya gireceğim de şimdi o başka uzayacak hani merkez bankalarına bir görev atlı diyorsunuz da Hı -hı. hani diyorsunuz ya sen bu sınırın dışına çıkmayacaksın adam iklim değişikliğiyle mücadeleyi politika araçlar arasına katıyor. Çünkü bu konu herkesin... Şey mi diyeceksin <laughs> şimdi? Hayır senin görevin sadece fiyat istikrarını <laughs> sağlamak veya bilmem ne yani. Ya katıyor işte yani değiş, değişiyor, dünya değişiyor. O da biraz rahatlıktan geliyor yani. Bir de yani 10 yıllardır izlediğiniz politika ekonomiyi değiştirmemiz belki siz görev tanımınızı biraz değiştirebilirsiniz. O da olabilir. Araçlardan bahsetmişken bir araç bir haber daha ABD Güvenlik Ajansı 2016'dan bu yana Tesla araçlarının karıştığı ölümlü 10 kaza ile ilgili soruşturma açmış. Beni yine getirip şey. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben <gülüyor> haber önüme geldi de onu <laughs> evet, bir anlatayım evet. dedim. Bilmiyorum. Sen evet, nereye Otonom araçlar da işte çok şey heyecan verici bazıları için ama tam olarak mükemmel bir noktadalar mı? Hayır, değil. Üzerinde daha çalışılması lazım. Peki. Bu alanda tek çalışan da Tesla değil. Bu işi onlardan çok daha iyi yapan yapan yapabildiğini gösteren markalar da var. Elektrikli araç üretiminde de öyle. Otonom araçlarda da öyle. Bu cevabı beklemiyordum. Farklı bir cevap bekliyordum. Beklediğin Beklediğim cevabı söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> i̇şini <laughs> yapsın. Ha, işini, evet, yani, işini yapsın. Herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın. sağda solda manipülasyon yapacağına evet. E, otur ürettiğin aracın değil mi? Ee, ya hem ulaş... can kaybına sebep oluyorsun hem insanların servetlerinin erimesine sebep oluyorsun. <laughs> ya yapma bari birini yapma. <laughs> Neyse bir cümle aldım yani. Evet. Peki teşekkür ederim. Erdoğan Turan. Teşekkür ederim. Evet, ekonomideki, piyasalardaki e, gelişmeleri de değerlendirdik, konuştuk. Geniş bir yelpazede e, değerlendirmeye çalıştık. Bizden hemen sonra portföy yönetimi var. Hoşçakalın.